Geçen hafta işte ÖHD ve İHAD'ye gelen başvurular neticesinde bir nolu F tipinde mahpusların koğuşlarını yaktığı iddiası geldi. Tabii bizler de bu iddianın hem yaşam hakkının ihlali olması hem de bir işkence kötü muamele sonucu mu olduğunu ortaya çıkarabilmek ve bunun giderilmesini, mağduriyetin giderebilmesini sağlayabilmek ve sağlık durumlarının ne aşamada olduğunu öğrenebilmek adına heyet halinde hapishaneye görüşmeye gittik mahpuslarla. Yani hem koğuşlarını yakan mahpuslarla görüştük hem de işte yan koğuşlarda bulunan yani olayı duyan veya şahitlik eden kişiler var mıdır diye onlarla görüşme sağladık. Mahpusların evet iki mahpusun Perşembe günü odasını kaldığı koğuşu daha doğrusu ateşe verdiğini dile getirdi mahpuslar kendileri. Bunu neden yaptıklarını hani buna neyin sebebiyet verdiğini sorduğumuzda yaşamış oldukları yoğun tecritin buna sebep olduğunu, sebep verdiğini söylediler. Yaklaşık 2 yıldır hapishanelerde yani birçok hapishanede çok yoğun sürgünün olması sonucunda Kırıkkale hapishanesinden sürgün olunan mahpusların gittikleri hapishanelerde tecrite, daha yoğun bir tecrite maruz kaldığını hep gözlemliyoruz. Çünkü işte iletişim, kaldıkları hapishanelerdeki kendi suç tipinden yatan mahpuslarla iletişimlerinin olmadığını, aileleriyle iletişimde zorlandıklarını, idare ve savcıya erişimdeki zorlandıklarını, sağlığa erişimde zorlandıklarını ve hapishanedeki yani kanunun kendilerine vermiş olduğu mahpus olmaktan kaynaklı, insan olmaktan kaynaklı haklarını kullanamadıklarını hep dile getiriyorlar. Onlar üzerindeki tecritin ve baskının daha yoğun olduğunu bizler de gözlemleyebiliyoruz zaman zaman. Cezaevindeki iç işleyişle işte alakalı yetkili merci idaredir. Yani hapishane müdürüdür. Şimdi hapishane müdürü kendisinin yetkili olmadığını söylüyor. Mahpuslar da Adalet Bakanlığı'na çok defa, yani defalarca mektup yazdıklarını, dilekçe gönderdiklerini, ancak bir cevap alamadıklarını, Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olmadığı gibi cevaplar aldıklarını veya belirtiyorlar. İdareyle en son yaptıkları görüşmelerde artık bu tecrit politikasına idarenin son vermesini istediklerini, işte kendilerine yönelik yani koğuşunu yakan mahpuslar kendilerine yönelik baskının çok yoğun bir şekilde arttığını, aramaların yani oda aramalarının ince arama ve işte sıklığının rutin aramanın dışında haftada bir işte olacak şekilde ani baskın tarzında ve talan şeklinde yapıldığını, birçok eşyalarına sürekli el konulduğunu ve geri verilmediğini, bu sebeple idareden artık bu baskıların son bulmasını yönelik görüşme yaptıklarını, idarenin de kendilerini işte sürekli Adalet Bakanlığı'na yazdık, cevap bekliyoruz. Adalet Bakanlığı'na yazdık, cevap bekliyoruz diye oyaladıklarını, bu yüzden de kendilerini bir çıkmazda gördüklerini ve tecritin sonlanması için böyle bir eylem yaptıklarını kendileri belirttiler. Günü iki mahpus kendi koğuşunu ateşe veriyor. İkisinde sağlık durumu iyi, hastaneye götürüyorlar hemen. Götürdükten sonra idareyle tekrar bir görüşme gerçekleşiyor müdürle, birinci müdürle. Gerçekleşen görüşmede işte idarenin kendilerine Adalet Bakanlığı'na yazdığını ve cevap beklediğini tekrar söylediklerini belirttiler. Bunun üzerine aslında Adalet Bakanlığı'ndan cevap beklerken mahpuslar bir anda kendilerini yine bir sürgünle baş başa görüyorlar. Kırıklar bir nolu F tipinden İzmir Yüksek Güvenlikli Cezaevine sürgün ediliyorlar. Biz orada da kendilerini ziyaret ettik. Orada da tam bir izolasyon halindeler, tek başına tutuluyorlar. Şöyle diyebiliriz, yani bu taleplerinin yerine getirilmemesi neticesinde koğuşlarını yakan mahpuslara hani yani bu tecriti ve bu mahpusların koğuşlarını yakmasına ilişkin diğer mahpusların da işte kapı dövme, slogan atma gibi eylemler yaptıklarını öğrendik ziyaretimiz sırasında. Bu mahpuslara işte her gün için ayrı ayrı olmak üzere disiplin cezaları verildiğini, sözü savunmaya çağrıldıklarını ama henüz sözü savunma vermediklerini, bunun infaz yakmaya dönük bir politika olarak değerlendirdiklerini ve bunun idarenin keyfi bir tutum olduğunu söylediler. Evet, bu keyfi infaz yakmalar yani idarenin var olan sorunları çözüme yönelik bir adım atmadan
mahpusların bu haklarını talep etmedeki yapmış olduğu her davranışa disiplin cezasıyla karşılık vermesi, baskının daha da artması bir nevi kötü muamele olarak değerlendirilebilir. Ki hani işkence ve kötü muamelenin biz hapishanelerde devam ettiğini yaptığımız mahpus görüşmelerinde gözlemleyebiliyoruz. Bu uygulamaların son bulması için bizler tabii ki de hem İHA'de hem ÖHE'de olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hem idareyle hem cezaeviyle, Adalet Bakanlığı'yla, TBMM ile görüşmelere devam edeceğiz. Yaptığımız raporları zaten tüm kurumlara iletiyoruz ve basına, kamuoyuna veriyoruz. Bunun nedeni de şudur: bu hak ihlallerinin sona ermesi, yapılan keyfi uygulamalardan vazgeçilmesi, bu keyfi uygulamalara mahal veren işte idare mi, idarenin, gardiyan mı, gardiyanın, savcı mı, savcının, yani kimse o ihlalin, işkence ve kötü muamelenin sorumlusu yargılanarak bir an önce idari ve adli soruşturmanın başlatılmasını istiyoruz ki, çünkü bu cezasızlık politikası bu uygulamaları daha da arttıran bir duruma gelmiş durumda son dönemde.